4. sınıf matematik çarpma. 378 ile 36'yı çarpalım. 6 ile 378'i çarpacağız önce. 6 kere 8 48. Elde 4. 6 kere 7 42. 4 daha 46. Elde 4. Bu bitti. 6 kere 3 18. 4 daha 22. Rakamlar aynı büyüklükte, birbirine değmeyecek. Şimdi 3 ile 378'i çarpıyoruz ama bir sola kayarak, çünkü onluk. 3 kere 8 24. Elde 2. Çarpım tablosunu bilmemiz lazım. 3 kere 7 21. 2 daha 23. Elde 2. 3 kere 3 9. 2 de elde 11. Topluyoruz. 8. 6, 4 daha 10. Elde 1. 2, 3 daha 5. Bir de elde 6. 2, 1 daha 3. 1 artı. 13.608. Şimdi bölme diyelim. Bölme. Bölmede nasıl yapacağız? Şu çarpım diyoruz buna. Çarpım. Çarpımı çarpanlardan birine bölersek diğer çarpan bulunur. 13.608'i önce 36'ya bölelim. 36. Şimdi bölümü tahmin edelim. 13'te 36 yok. 136'da. O zaman 1 buradan geliyor. 2, 3. 3 basamaklı olacak. 1, 2, 3 basamaklı olacak bölüm. 136'da 36. 30, 30 saysak 30, 60, 90, 120. 4 kere. 4 kere 6 24, 4 kere 3 12, 13 14 fazla geldi. O zaman 3 kere. 3 kere 6 şöyle. 3 kere 6 18. Elde 1. 3 kere 3 9 10. Çıkarıyoruz. 6'dan 8 çıkmaz. Burada geliriz. 16'dan 8 çıktı, 8 kaldı. Burada kaldı 2. 28. Burası 0. Şu 0'ı aşağı indiriyoruz. 280'de yine 30 30 sayalım. Mesela 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 7'si 7, 21 ediyor. 7 kere 6, 42, elde 4. 7 kere 3, 21. 4 daha 25. 8 kere ve 8 kere 6, 48. 8 kere 3, 24. 28 fazla geliyor. 7 defa diyoruz. 7 kere 6, 42, elde 4. 7 kere 3, 21. 4 daha 25. Çıkarıyoruz. 0'dan 2 çıkmaz. Buraya gel. Ondan 2 çıktı 8. 7'den 5 çıktı 2. 28. Bu kalan 36'dan küçük olmalı. Doğru, küçük. Şimdi geldi sıra 8. Şöyle üstüne çizgi atıyoruz ki hangi sayı indirdiğimiz mi? Alt kata indiriyoruz. 288. Şimdi 252 7 defa idi. 8 defa. 8 kere 6 48. 8 kere 3 24 28. 8 kere 6 48. Elde 4. 8 kere 3 24 28. Demek ki 0 0 0. 378. Ha. Bak şu çarpanlardan biri çıktı. Şöyle. Halbuki oraya bakıp da yapabilirim ama kopya olmuş olurdu. Bir tane daha soru sorsam. Şu 13.608'i 36'ya değil de 378'e bölsem kaç çıkar? Bakın şu 13'te yok. 136'da yok. 1360'da var. Buradan bir basamak. Bir de burada iki basamak olacak. 36 dediğinizi duyar gibiyim. O zaman buradan kopya çekeyim. 136'da 378 3 defa. 3 kere 8 24. Elde 2. 3 kere 7 21. 2 daha 23. Elde 2. 3 kere 3 9 10 11. Çıkarıyorum. 0'dan 4 çıkmaz. 10'dan 4 çıktı 6. 5'ten 3 çıktı 2. 3'ten 1 çıktı 2. 0. 226. Ha, 226 378'den küçük. Doğru. Şimdi şu 8'i indiriyorum. 2268'i 378 6 defa. Hemen nasıl bildim ya? 6 kere 8 48. 6 kere 7 42.
4 daha 46 geldi 4. 6 kere 3 18. 4 daha 22. Nasıl bildin birden ya? 0 0 0 0. 36 çıktı. Demek ki çarpımı çarpanlardan birine bölersek diğer çarpan çıkar imiş. İkinci sorumuz. Bölme ile ilgili bir problem kuralım. Ali'nin babasının maaşı asgari ücrettir. Yani 4250 Türk lirasıdır ayda aldığı para. 4050 Türk lirasıdır. Bir günlüğü kaç liradır? Kaç TL'dir? Şimdi burada ay 30 gün alınacak. 30 gün. O zaman ne yaparız? 4250'yi 30'a böleriz. Şimdi bölünenin sonunda bir sıfır. Bölenin sonunda bir sıfır var ise birer tane silebiliriz. Bize kolaylık. 425'i 3'e böleceğiz. 4'te 3 bir kere. Bir kere 3, 3. 4'ten 3 çıktı, 1. 12'de 3, 4 kere. 4 kere 3, 12. 0, 0. 5 aşağı. 5'te 3 bir kere. Bir kere 3, 3. Kaldı 2. Demek ki Ali'nin babasının bir günlük ücreti 141 lira imiş. 141 Türk lira. O zaman 141'i 30 ile çarparsam bir de 2 eklersem 4250'ye varmam lazım. 3 kere 1 3, 3 kere 4 12, 3 kere 1 3 bir de elde 4. Bir de şu sıfırı şuraya atıyorum. 3 kere 1 3, 3 kere 4 12. Bir kere 3 3 12, 12'de 4 kere 3 5'te bir kere 2 arttı. 3 kere 1 3, 3 kere 4 12, 3 kere 5 4, 4230. 5, 2, kalan 2 eklese olmuyor. O zaman bu 2, şurada da 20 eklemem lazım. Evet. 4250. Değil mi? Buradaki sıfırı sildiğimiz için. 4250. Şöyle yani. 4250'yi 30'a bölelim. 42'de 30 bir defa. 30. 2 aşağı, 1 aşağı, 125'te 30, 4 kere 3, 12, 4 kere, 120, çıkardık, 5 aşağı, 0, 0, şu 50, 30'da 50, 50'de 30 bir defa, 30, şimdi ne oldu? 20 kaldı, 141 Türk lirası ama kalan 2 değil, 20. Böyle bir soruda 4250'yi 30'a böldüğümüzde bölen 30 bölüm 141 kalan 20 dememiz lazım. 2 dediğimiz zaman şuradaki sıfırı sildiğimizi unuturuz. İyi günler.